Cafer ne haber abi? Oo, iyidir abi, senden? Eyvallah. Ya bugünlerde ne yapıyorsun? Programın nasıl? Yoğunca koşturuyorum ama hayatın içindeyim abi. Bir kahve içelim bir usta. İçelim dostum. Sen gel yeter. Eyvallah. Eyvallah. Abi iyi oldu bu sohbet. Bence iyi oldu abi. Eyvallah. Bir yerde sohbet varsa hayat var ya. Tabii canım. Ya aslında şey takılıyor aklıma. Ya birbirimize neler yapıyoruz? Şöyle. Anneyiz, babayız, evladız, eşiz, amiriz, memuruz. İlişkiler içinde ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Ve bu yaptıklarımız bazen bütün bir hayatın yönünü belirliyor. Bazen çok küçükmüş gibi gördüğümüz şeyler çok daha büyük problemler haline geliyor. Niye yapıyoruz usta biz bunu? Var bir manyaklığımız. Aslında şey, hepimiz kendi bildiklerimizi sevdiğimizi saydığımız insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Ama aynı evde iki kendi bildiğini doğru olduğunu düşünen insan olduğunda iki ayrı doğruyu enjekte etme derdinde olan iki insan oluyor. Karşılıklı. İkisi birden yeni gelene. Ufakla. Oy 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 oy. Bunun içine bir de bakıcıyı koyduğunda 3. Anneanneyi koyduğunda 4. Genellikle bizim baba, kültür, bizim genellikle kültürümüzde eş alındığında annesi yanına alınır. Promosyon geliyor değil mi? Ve çok haklı olarak kadınlar kendi anneleriyle daha rahatlar. Evet. Yani erkeğin annesindense kendi annesiyle anlaşması daha iyi. Ama aynı zamanda anne de onun zafiyetlerini bildiği için annenin de kendi doğruları doğrultusunda ikisini birden yönlendirme şansı daha yüksek. Abi bir dakika, bu şimdi ağır bir denklem oldu. Bir daha söyle, anne nasıl ikisini birden de şey yapıyor? Benim annem benim damarlarımı bilir. Tamam. Beni nasıl yöneteceğini de bilir. Doğrudur. Ne kadar basacağını da bilir. Zaten o kurgulamadı mı? Hah. Şimdi iş torunu yetiştirmeye geldiğinde de benim itirazlarım karşısında, ben kızıysam, hı-hı, benim itirazlarım karşısında annem beni nereye kadar zorlayacağını da bilir. He. Böylece aslında bir tarafıyla çok keyifli bir şey. Güven, sevgi, sıcaklık, tamam. He. Ama bir tarafıyla da nereden baksan 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık bir şeyin içine, mengenenin içine yüzyılımızda yetişen çocuğu sıkıştırmak da söz konusu. Oo. O zaman bayağı ağır bir şeyden söz ediyoruz aslında. Ağır bir şeyden söz ediyoruz. Ya bazen ben düşünüyorum, mesleki olarak bizim yetiştiğimiz zamana bakıyorum. 80'li yılların başlarında ben mesleğe atıldım. Çocuktum henüz. Ve o zaman olağanüstü entelektüeller bizi yetiştirdi. Çok... Olağanüstü entelektüellerin seni yetiştirdiğine dair bir ikna edilmişliğim var. Devam edelim lütfen. Aldık, kabul ettik. Hani bugünden baktığımda da hani çevremdeki insanlara onlar hala olağanüstü entelektüellermiş gibi geliyor bana. Öyle gidiyor. Eksikliklerini çok hissediyorum. ama hani o zamanki yaşlarını düşünüyorum. Hani dediğim gibi bu insanlar hani ben 10 yaşındayken 40'lı, 50, kimi 60'lı yaşlarındaydı. Ve kendi zamanlarına, kendi gerçeklerine, kendi geçmişlerine dair bir takım doğruları vardı. Hatta o güne dair aslında da bir doğruları vardı. O güne ait de bir doğruları vardı bir ama. Bir de şeyi de unutmamak lazım. O günkü konjektürel yapı içindeki, siyasi ve entelektüel yapı içindeki argümanların üzerinden sana bir şeyler ya da size bir şeyler aktarıyorlardı. Kuşkusuz. Geçmiş, bugün, yani her halükarda sana ait olmayan bir zaman dilimi. Aynen öyle. Şimdi bakıyorum, verdikleri donanım, verdikleri terbiye, hani mesleki donanım açısından büyük bir sıkıntıdan söz edemem beceriler açısından ama verdikleri terbiye bugünün terbiyesi değil abi.
Hiç değil. Yani onlar bize hep şeyi öğütlediler. Hani efendi olun, işinizi iyi yapın, bir kenarda durun. Sizi nasıl olsa görürler falan filan. Bugünse abi elinde hiçbir şey olmasın. Sat sen ya, bağır çağır sat kendini zamanına gelince. Donanımlı da olsa benim kuşamdan pek çok adamın bir kenarda böyle ya gelirler beni bulurlar diye oturduklarını görüyorum. O zamanın belki gerçeğiydi. İki şey aktarayım. Hani sormuştun ya ne yapıyoruz biz evet. sorusuna. Ben buna ilişkisel bükülme diyorum. Bu ilişkiler içinde bir diğerini bükme sanatı. Neyi kastediyorum? İki anne baba çocuğu kendilerine göre ahlaki olarak real diye tarif ettikleri, gerçek diye tarif ettiği şeyler olarak korkularını gerçek olarak aktararak, yani patlıcanı sevmemeyi öğreniyor çocuk örneğin gibi. Hı. Oradan da tut. Hatta anne tarafını mı sevmesi lazım, baba tarafını mı sevmesi lazıma kadar bir bükme. Korkular, kaygılar, obsesyonlar, üretme. Bütün onlarla ilgili bir bükülme. Gerçekler, şöyle yapılırsa böyle yapılır gibi. Örneğin bir kişinin kendi partnerinden başka bir partnerle birlikte olması bum diye bir şey tarif ediyor. Hı hı. Anne tarafından. Baba diyor ki rahat ol evlat. Şimdi her biri bir bükme. Evet. Ama aynı zamanda onlar bükerken okul da büküyor. Toplum da büküyor. Sokak da büküyor. Toplumda büküyor, sokakta büküyor dediğin gibi. İş arkadaşı büküyor, sevgili büküyor. Abi. Bütün bu bükümlere birey benim diyor. Yalanın tamamı orada. Bütün bu bükümlere göre benim diyor. Evet. Ve bütün tarih kitapları, hatta bütün sufi dergahta şu cümleyi söylüyor. Kendini bil. Yani bükülmüşlükten çık, ne işin var bu dünyada gör, bir kendine gel. Kendini bilmek için önce kendi olmak gerekmiyor mu? Kendin olmak dediğin şeyi bulmak için bütün bu bükümlerden kendini yırtman gerekiyor. Onlarla savaşman lazım. Ama çok zor bir şey bu. Zor demedim, imkansız dedim. İmkansız. Bunu yapabilen insan sayısı çok az. Çabalayan ben müsaade isteyeyim abi, imkansız. Çabalayan çok. Yapabilen az. Çok çok az. O sufi gelenekte, Ahmet Yesevi'den gelen gelenekte ki o Bektaşilik'te de geçen bir şey. Hı-hı. Üst aşama şöyle diye tarif ediyor işte. Saygı duyup sevgi falan filan onlar tarif ederken en sonunda şey diyor. Kendini bil. Zaten yolu da şey diye tarif ederler ya. Şeriat, tarikat, nihayetinde hakikat. Bu hakikat kapısı söyleyeyim. Hakikate gel diyor yani. Evet. Onları... Ama onları geçmeden de gelmiyor oraya. Onları geç diyor. Hakikate gel diyor. Hakikatin de kolları söyledi bunlar. Hakikatin içinde de çıktın kendini bil. Ama soru diyor ki en üst aşama. Bir de alçak gönüllü oldu. Acaba o noktada alçak gönüllülük doğal bir sonuç mu? O bir üst sonuç bence. Fakat buradaki temel nokta ne biliyor musun? O bütün bükülmelerden temizlenmen lazım. Bütün imkansızı yapman lazım. Bütün bükülmelerden. Yani işte diyorum ki ben sokakta böyle davranmak lazım. İş hayatında böyle yapmak lazım. Kendi doğrularım var. Hı hı. İşte adam beni görmezden geldi. Şimdi soru şu. O seni görmezden mi geldi? O bir soru. Hı hı. Bunu nereden biliyorsun? Sadece sana bakmadı. Senin savun bu. Savun bu. İki, beni görmezden geldi diyorsun ya. Bunu niye söylüyorsun? Görülmekle ilgili nasıl bir derdin var? Hmm. Ne zaman bu görülmenin önemli olduğuna dair bir hikayen var ve ne zaman büküldün? Geriye dönüp onu yeniden toparlaman lazım. Zorluk burada. Önce beni görmezden geldi cümlesinden vazgeçmeyi öğrenmen gerekiyor. Sonra peki bu ne oluyor? Bir şey mi? Lütfen. Özür dilerim. Beni görmezden geldiden vazgeçmek sen kimsin ki seni görmezden gelsin mi yoksa ya sen görmezden gelecek adam mısın mı? Görülmekte görülmeye niye ihtiyacın var soru bu. Sen zaten kıymetlisin. Eyvallah. Niye kıymetini pazara çıkartıp kıymetli mi kıymetli mi değil mi diye soruma ihtiyacı hissediyorsun?
Buna neden ihtiyacın var? Neden ihtiyacın var? Sen zaten kıymetlisin. Hani meşhur bir hikaye vardır ya. Ressama gider bir başka ressam. Hocaya, büyük birine. Der ki bu benim resim iyi mi kötü mü? Der götür Roma meydanına koy. Yanına da fırça koy bu resmi. Beğenmediniz yerle çizin de. Bir hafta sonra git bak. Gidiyor bakıyor ki darmağını da almış resim. Sonra diyor ki hocam anladım kastettiğinizi. Ben yeteneksizim. Öyle demedim diyor. Aynı resmi bir tane daha yap. Götür oraya koy. Şimdi size iyi gelmeyen yerleri düzeltin diye. Yaz. Yaz. Geliyor resme dokunan yok. Şimdi pazara niye çıktın? Niye bir başkasının söylemlerine ihtiyaç duyuyorsun? Soru bu. Burada bir şey daha var ama belki onu daha ayrıntılı başka bir gün konuşuruz. Bir şeyi nasıl söylediğin çok önemli. Elbet. Yani nihayetinde aynı şeye ulaşsan da eylemsel olarak yani nedir eylem? Götürüyorsun tablonu Roma'nın meydanına koyuyorsun, yanına bir fırça koyuyorsun ve insanlara buna müdahale etme hakkı verdiğine dair bir not yazıyorsun. Hı hı. Ama orada beğenmediğin yeri çizle, eksik bulduğunu tamamla arasında eylemde çok büyük bir fark yok ama söyleyiş biçiminde çok ciddi bir değişiklik oluşmuyor mu? Geniş bir açılım. Yani neyi nasıl söylemek konusunu aklımızda tutalım. Çok haklısın. O öbürüne nasıl söylemek kısmıyla ilgili. Bunu büyük bir şeye koyalım. Kendine ne dediğinle başlayalım. Sorun şu. Sen neden bu soruyu kendine sorma ihtiyacı hissediyorsun? Ve hangi tonda söylüyorsun? Eyvallah. Beni görmezden geldi. Beni görmezden geldi. Şimdi kendine söylediğin şey de içeride işleyecek olan nöronlarda işleyecek gidecek olan yol, varılacak hormon havuzu, boşaltılacak olan, yüze düşecek kaslardaki oynamalar, mutluluklar, mutsuzluklar, haller, bütün bunlar sağlayacak. Eyvallah. Onun için soru şu, kendime bu soruyu soracak mıyım? Eyvallah. Az evvel zannımca konuşmanın başında bir yerde birbirimize kendi değer yargılarımızı, kendi beğenilerimizi, özellikle bizden sonrakileri, çoluğa, çocuğa, doğrudan oraya çocuğa, çolukla çok fazla daha çok didişiyoruz da. aktarıyoruz dedik. Bir örnek vardı aklımda. Yakınlarımla, aileden bir grupla bir yaz tatilinde bir akşam bir yere yemek yemeye gittik. Yanımızda işte o zaman 12-13 yaşlarında olsun bir de genç kızımız var. Yiyecekler geldi ve bir de kabın içinde karides geldi. Deniz kenarındayız. Anne zaten hani ay ne geldi diye bir baktı. Çocuk merakla baktı. Anne bu ne dedi. Kızım bu şey işte sen sevmiyorsun ya bu o dedi. Çocuk ne olduğunun bile farkında değil. Belki tatsa sevecek. Çok sevecek. Yani çok küçük bir şeyden söz ediyoruz ama bildiğim kadarıyla bugün hala karidesten haz etmiyor çocuk. Başka bir şey daha yapayım. Bükmeye dair. Yani bu bir bükme şekli. Bir tane daha söyleyeyim sana. Geçenlerde Adana'ya gittim. Senin tiyatronun olduğu yer. Eyvallah. Adana'ya gittim abi. Uçaktan indim. Yanımda bir tane kadıncağız var. 30'larında var yok kadıncağız. Belli muhafazakar da bir kadıncağız. Çocuğuyla birlikte çocuk da 3 yaşında falan. Ondan sonra herhalde kocası falan gelecek. Birini bekliyorlar. Çıktık havaalanından. Ondan sonra ben de araba bekliyorum. Arabalar gelip geçince kız sakince izliyor sadece. Bak anne dedi ben başkasının arabasına gitmiyorum dedi. Allah. Anne döndü. Zaten öyle yapsan seni sevmem ki ben dedi. Şimdi kadın kendi bükülmüşlüğüyle çocuğunu eğitmek için onu büküyor. Yani anneanne üzerinden gelen bir hikaye. Fakat bu bükülme karşısında kaç yarın bu kız başkasının sevgisinden, koşulsuz sevgisinden emin olacak mı? Bu büyük bir soru olarak duruyor. Annem bile beni belli şeyler için seviyorlar çünkü. Yapmazsam sevmeyecek, sevmeyebilirim. Bir şeyleri yapmazsam sevilmeyebilirim gibi bir
çentik kalması yeterli. Aynen. Yarın eşi ya da hayat arkadaşları ya da işte kızlar erkekler falan içerisindeki insanlar seni seviyorum dediği için arızalı birçok ilişki sisteminde belki de kalmaya devam edecek. Çünkü bir sevgisi varsa bunun koşulu buysa gibi. Bu da başka bir büküm örneği. Koşulsuz sevildiğini zannettiği ya da hissettiği diyelim. Yani bu gerçek de olabilir, zan da olabilir. Koşulsuz sevildiğini düşündüğü bir ilişkinin içinde kendi sevgi duymasa bile o ihtiyaçtan dolayı kalmayı tercih edebilir mi? Edebilir. Bu ciddi bir sağlıksız bir durumdan söz ediyor. Edebilir değil, ediyor zaten. Sonra bana geliyorlar, niye çıkamıyorum diye. Daha şeysi var, örneğin yöneticiler de şöyle büküyorlar. Siz çok parlak bir geleceğiniz olduğunu düşünüyorum Boğaç Bey. Eyvallah. Sizinle ilgili bir kariyer planımız var. Ve en az bir yıl, iki yıl büküyor Boğaç, oradan ayrılamıyor. Hmm. Şimdi başka yerde ben bu şeyi nasıl sağlayacağım diye. Belki de aslında hiç öyle değil. Sadece cümle geçti. Yani o elemana o adamın ihtiyacı var. Eşi örneğin ya da sevgilisi. Aslında ona iyi davranmıyor belli noktalarda. Fakat hep şey, yani ben seni sevdiğim için kalıyorum burada diyor. Sırf o seviyor olma cümlesiyle bile bükü veriyorum. Seni sevdiğim için kalıyorum burada. Seni sevmesem. Bütün bu cümlelerin içinde kilitliyor karşı tarafı orada. Soru şu. Seviyor olabilir de. Benim burada ne işim var? Sen ben niye kalmak istiyorum? Evet, o kariyer olarak beni görüyor da ben kendim burada görüyor muyum? Bunun gidişatı nereye kadar gibi soruları benim kendime soruyor olmak gibi bir durumum var. Onun için büküldüğüm yer neresi, bu bir soru. Büküldüğüm yerden kendimi geriye nasıl bükerim, bu da bir soru. Zor uğraşlar bunlar. Ama yola çıkınca gidiliyor. Söz var. Damdaki kemancılar. Eseri belki bilirsin. Gelenek motifi üzerine kurulmuş bir eserdir. Baba 5 kızını geleneklerine göre yetiştirmeye ve nihayetinde geleneklerine göre evlendirmeye niyetlidir. Ama ilk 3 büyük kız her biri kendi iradeleriyle eşlerini bulur. Birincisi çocukluğundan beri sevdiği terziyle evlenir. Baba kasapla, yaşlı kasapla evlendirmeye kalkar. Kız ağlar, bağırır. Baba sevgi dolu, ikna olur, evlenir. İkincisi babanın ders versin diye elinden tutup getirdiği delikanlıya aşık olur. Hadi onları da kabullenir. Bu Yahudi köyünde geçiyor. Üçüncüsü bir Hristiyan Rus da gelince... Baba şöyle bir bakar. Bu böyle. Öbürlerine izin verdim. Bu da şimdi izin vereceğini düşünüyor ama kendi dininin dışından biri, kabul edilir gibi değil, başka biri. Bunun der en sonunda, ötesi berisi yanı manı yok. Bu kadar bükülürsem kırılırım sonra. Peki bu kadar bükülmedi. Hani metali de... Bir böyle bükersin, bir böyle bükersin, bir böyle bükersin, bir böyle bükersin. Bir bakmışsın, iki parça kalmış elinde. O büküldüğü yerden ufak ufak incelir, metal bile kopar. Kopmadan nasıl geri büküleceğiz hocam? Bu iyi bir soru. Sonuçu söyleyeyim sana. İnsanların yaklaşık 1/4 memlekete depresyonda. Büküle bu hale geldik. 1/4. Azmışız abi, ben 3 diyeceksin diye bekliyorum. Yok, 1/4. Ama sadece depresyonu söyledim. Ha, depresyon. Damani var, gastriti var, rozası var, zonası var, tansiyonu var, kalbi var, öleni var. Hani 1/5'ta kaldıysa 1/5'ta demedim. Sadece depresyon. Hani depresyon var. Nereden baksan büyük bir oranda aldatması var, mutsuz evlilikleri var. Var, Allah var yani. Hani sıkı bir hikaye. Ya bu aldatma kavramını da konuşalım bir ara. Aldanmak, aldatmak. Konuşalım da neyini konuşalım ya? Ya kavram üzerine konuşalım istiyorum. Usturuz yani, bir aldatırız yani, sıkıntı yok. eyvallah. O zaman şöyle yapalım. Şeyden söylüyorum. Örneğin bu bükmek denilen hikaye tamamen bir aldatma hikayesi aslında. Kendi aldanmışlığıyla başkasını aldatma hikayesidir. Kendi aldanmış. Anne babanın yetiştiği çevredeki aldanmışlığıyla doğru bildiği üzerinden, yalan üzerinden diğerini bir başka doğruya bükme çabası, totalde bir yalanın yalana hikayesidir. Komşudaki evdeki bükümle bizimki bile benzemez.
Bu söylediğinden ta inanç kavramına kadar gittim ben. Gidebildiğin kadar git bence. Daha aşağı kadar inebilirsin. Daha öteye gidebilirsin. Bence. Gidebildiğin kadar gidersin. Homo sapiens 160 bin yılda 160 bin yıldır burada deniyor ya. Evet. O bile bir büyütme hikayesi. Öncesinde gerçekten neredeydi? Öyle mi? Öncesinde ne vardı? Birden mi çıktı ortaya? Peki o zaman bir soluk alalım. Alalım. Sonra tekrar bir kahve daha içelim. Evet. Nerede, nasıl yapıyoruz birbirimize, özellikle çocuklarımıza? Biraz bunu ayrıntılandıralım sonra. Eyvallah. O zaman bu kahve için teşekkür ederim.